insanı özgürleştiriyor. Yani çünkü hayatta tek bir yapmanız gereken, göstermeniz gereken davranış, sahip olmanız gereken ünvan, işte aşmanız gereken sorun yok. Yani size hiç benzemeyen, bambaşka yerlerden gelmiş ne kadar çok insan varsa eğer görebileceğiniz görüş alanınızda ve bu insanların da var olabildiğini görüyorsanız o kadar aslında özgürleşiyorsunuz. Çünkü seçim hakkınız çoğalıyor. Yani dünya o kadar da insanı çünkü daraltan budur ya, insanları intihara kadar götüren şey hayattaki çözümsüzlük, yani her şeyin düğüm olması ve oradan bir açılımın artık kalmaması, köşeye sıkışmak. Yani renkliliğin olduğu bir kentte şey olmuyorsun, hani bu çok sesin olduğu bir kentte sıkışmıyorsun. Dolayısıyla aramaya başlıyorsun. Yani ben bir şekilde bilinçsiz bir şekilde kendimi bu ara sokaklarda iyi hissetmeye başladım. Yani orada dolaşıyorum, bir piyano sesi geliyor uzaktan, bana hayal kurduruyor. Yani devam ediyorum, bir kavga sesi, belki roman vatandaşlar, çocuğuna bağıran bir kadın. Devam ediyorum, ne bileyim, karşıdan işte iki tane omuzları çökmüş, biri elinde klarnet tutan, bir tane ut tutan, iki tane işte belki meyhanede çalmış adam geçiyor. Öbür taraftan bir tane bir şey falan. Bunlar hepsi bir hayat. Hepsi var olmaya devam ediyor ve hepsinin bana anlatabileceği bir hikaye var ve aynen o Reşat Ekrem Koçu'nun hikayesinde olduğu gibi bu sıradanlıkların içerisinde şiirsel bir şey görüyorum. Ve bu insanlar hani ben olmasam sanki hiçbir zaman onu anlatamayacaklar. Yani o hikaye orada bitecek. O ara sokakta gördüğüm, o meyhanenin köşesinde sohbet ettiğim, o benim masama gelip de hakikaten melankolik bir şekilde kendi hikayesini anlatmaya başlayan adamın var olması ya hakkı olduğunu düşünüyorum ve o gölgeyi oradan çıkartıp paylaşılabilir hale getirmek istiyorum. Çünkü orada hepimizi ilgilendiren bir şey var. O gösterişsiz samimiyetin içerisinde o hayatın tutkuyla yaşamış ama aslında sonunda da niyeyse o rakı sokmasıyla birlikte hayatı başarısızlığa uğramış hissi ortaya çıkan adamın hayatının aslında başarısızlığa falan uğramadığını ispatlamak istiyorum yani. Hani hem ona bunu anlatmak istiyorum. Benim için öyle olmadığını, benim için o bütün o mücadelenin, bütün o duyguların çok çok değerli olduğunu yani hem onunla paylaşmak istiyorum hem de zaman içinde bunlar birikti. Biriktikçe de okurla paylaşacağım şeyler bunlar oldu. Yani o melankoli duygusu bu şehirde olan herkeste var. Yani onu bir sefer söyleyebilirim. Bu çok bize özgü bir şey. Artık bu bilmiyorum yani hani yüzyıllarca dünyayı yönetmiş bir imparatorluğun hani arka arkaya kaybettiklerinden ve yoksullaşmasından hani kaynaklanan bir hüzün müdür? İşte müziğimizden mi gelir? O imkansız aşklarımızdan mı ortaya çıkar? Bilmiyorum ama hani başarıyı çok fazla kutlayamayan ama şeyi yani hüznü çok güzel paylaşabilen bir toplumuz. Eserlerimizde de bu şey yapıyor. Yani bu duygu yansıyor.